taraflarda yer mevcut. Hemen sonra. Ailemdeki kadınların hikayelerini anlamaya çalışıyorum. Hani o arşivlerde daha az bulduğunuz babaannemin hikayesi, halamın hikayesi, anneannemin hikayesi, anneannemin annesinin hikayesi. Çoğu zaman bahsedildiği zaman benim mesela Aydın kökenli anne tarafım, Efe torunuyum. Hep dedemden bahsedilir. Ben çok merak ediyorum o Efe'nin eşi olan, o Efe erken yaşta öldükten sonra o aileyi ayakta tutan, İşte o Esma nenemin hikayesini niye bize bu kadar çok anlatmadılar diye. O yüzden de kadın hikayeleri bizim var olmamızı sağlar. Çünkü yazılı evrakta kadın hikayeleri çok yoktur kadınlar yazmadıkları sürece. Ve erkekler kadınları yazdığı zaman, işte kalıplara göre yazarlar. Ev içinde yazarlar, ev içindeki o kısıtlamalarla yazarlar ve toplumsal cinsiyet kalıplarına göre yazarlar. Bu yüzdendir ki kadın yazarlarımız çok çok önemlidir. Bugün o yüzden ödül alacak bütün kadın yazarlarımızı ben şimdiden çok çok tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Bütün kadınlar için de demek istiyorum ki hepimizin içinde bir yazar var. Çünkü biz yaşıyoruz. Yeter ki bunu kağıda dökelim. İsterseniz bizden başka hiçbirisi okumasın. Sadece kendiniz okuyun. Ama sizin bir hikayeniz var. Gurur duyacak bir direniş tarihi var. İyi ki varsınız. Kadına şiddeti geçmişten bu yana hep kınadık. Kınamaya da devam ediyoruz. Ülkemizin bu kanayan yarasına merhem olabilir miyiz diyerek yarın bir kadın çalıştayı düzenledik değerli arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Yarın Mimarlar Odası'nın Alsancak'taki yerinde bu çalıştayı gerçekleştireceğiz. Buradaki salonda bulunan tüm kadınlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı bu çalıştaya bekliyoruz. Sabah başlayacak ve 2 gün sürecek. Bugün kadın öyküleri yarışmamızın ödül töreni için bir aradayız. Yarışmamız daha ilk yılında büyük bir ilgi gördü. Bu da bizi gerçekten gururlandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından öykücülerimiz 670 eserle yarışmamıza katıldı. Kıymetli eserlerini bizlerle paylaşan tüm öykücülerimize, yarışmada dereceye girmiş girmemiş tüm öykücülerimize buradan teşekkür ediyorum ve hepsini kutluyorum. Tabii her yarışmada dereceye girenler oluyor her zamanki gibi. Biz de kıymetli jüri üyelerimizin değerlendirmesinden geçerek dereceye giren öykülerin yazarlarına birazdan burada ödüllerini takdim edeceğiz. Onları kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Değerli konuklarımız, jüri üyelerimiz 3 ay süren bir değerlendirme süreciyle bu eserleri belirledi. Kendilerine, jüri üyelerimize bu titiz çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Son yıllarda öykücülüğe ilginin iyice arttığını ve öykü yayınlayan mecraların, öykü yarışmalarının da yazarlarımız için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Biz de Konak Belediyesi olarak yazarlarımıza yeni bir alan açmak istedik. Yarışmamızı her yıl tekrarlayarak, düzenleyerek geleneksel bir hale getirmeyi de hedefliyoruz. Eğer bu yolla edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırabilir, kadın yazarlarımızı teşvik edebilirsek ne mutlu bize. Bu aynı zamanda geleceğe kadınların gözünden eserlerle bakılmasına da destek olmak anlamına da gelecek ki bundan da büyük bir mutluluk duyacağız. Büyük usta Yaşar Kemal bir toplum bütünüyle edebiyatına yansır diyor. Biz belediye başkanlarına düşen de aslında edebiyata yansıyacak şehirleri, ilçeleri, o şehirlerin, o ilçelerin hayatlarını daha güzel, daha yaşanabilir kılmak konusunda mücadele etmek ve çalışmaktır. Daha aydınlık bir toplum için çalışmak, çabalamak en önemli görevimiz. Bugün yaşanan tüm zorluklara rağmen, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen karamsar olmadan bunu başaracağımıza
Bütün yüreğimizde, bütün kalbimizde inanıyoruz. Kavafis şöyle demişti. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Biz hep buradaydık. Buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bu memleket bizim diyor ve sizleri bu duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Devamı gelsin lütfen inşallah. Kaleyi bırakma inşallah. Teşekkür ederim. Evet. Efendim böyle bir bakarsak. Teşekkürler. Teşekkürler. Ali'yi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. İkinci köprü sahibimiz Sayın Zehra Güler Gül'ün bir kez daha tebrik ediyor başarılarını. Teşekkürler. Evet sevgili başkanlarımız, kıymetli iş türü üyelerimize armağanlarını ve plaketlerini takdim ederken aramıza katılamayan değerli jüri üyelerimizden şöyle diyor. Yarışmalar bahanedir. Bol teşekkürler efendim. Kadına öncelik vermeye devam edecek. Katılımlarınız